Sevgili izleyiciler, Bir Cuma Selam programına daha hoş geldiniz. Sizleri Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyor, mübarek cumanızı ve mübarek Zilhicce ayınızı tebrik ediyorum. Kıymetli izleyiciler, birçoğumuzun bildiği gibi bugün Zilhicce ayının biri. Zilhicce ayı haram aylardan bir tanesi, fazileti yüksek olan aylardan bir tanesi. Bir bakıma ay yılına göre hesaplanan kameri ayların sonuncusu. Özellikle ilk 10 günüyle ilgili Peygamber Efendimizin faziletiyle ilgili çok ciddi, çok önemli hadisleri bulunmakta. Bugün çok değerli konuğumuzla Sayın Profesör Doktor Ahmet Turan Aslan'la bu Hicri daha doğrusu Zilhicce ayının ilk 10 günüyle ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Fazileti hakkında konuşacağız. Tabii bu 10 güne sığan bir de İslam'ın 5 şartlarından bir tanesi olan hac ibadeti var. Hac ibadeti hakkında da konuşmaya çalışacağız süremizin yettiği ölçüde. Onun için bugün gerçekten çok dolu dolu bir konuyla huzurlarınızdayız. Ben şimdi çok değerli konuğumuz Sayın Profesör Doktor Ahmet Turan Aslan'a dönmek istiyorum. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah sağ olasınız. Allah razı olsun. Biz de bütün izleyicilerimize hayırlı cumalar. Önümüzde de ifade buyurduğunuz gibi hac gibi büyük bir sevinçli günümüz var. Müslümanlar için çok muhterem, mübarek bir gün, aylar var, günlerimiz var, bayramımız var. Evet. Onu da şimdiden unutmadan tebrik edeyim. Allah herkese hayırlar, bereketler ihsan eylesin bu mübarek günler vesilesiyle. Allah razı olsun. Sayın Hocam ben hakikaten bu Zilhicce ayı ile ilgili çok ciddi bir araştırma yaptım. Nedir, ne değildir fazileti falan hakkında. Evet. Hadisleri gördükçe gerçekten çok şaşırdım. Dedim ki birçoğumuz hakikaten biz bunları ya unuttuk ya da farkında değiliz diye düşündüm. Zaman zaman unuttuğumuz bir gerçek. Mesela İbn-i Mace'de geçen bir hadisi ben hemen paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Zilhicce'nin ilk günlerinde tutulan oruç bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmek gibidir. Taberani'de geçen bir başka hadisi şerifi sizinle paylaşmak istiyorum. Evet. Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur deniliyor. Yani hatta bir başka hadisi de paylaşayım ondan sonra konumuza girelim isterseniz. Buhari'de geçen bir başka hadisi şerifte, Taberani'de geçen hadisi şerifi destekleyen mahiyette bu hadiste. Diyor ki Peygamber Efendimiz, Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan amellerin diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince Eshab-ı Kiram, ya Resulallah bu ayın ilk günleri yapılan ameller Allah yolundaki cihattan da mı daha kıymetlidir diye soru soruyorlar, soru evet. yöneltiyorlar. Evet. Yani bu o ilk 10 günde yapılan, Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan ameller gerçekten Allah rızası için yapılan cihattan da mı daha kıymetlidir deniliyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki, şöyle buyuruyor. Evet cihattan da kıymetlidir. Ancak canını malını esirgemeden savaşıp şehit olanın cihadı daha kıymetlidir. Yani cihatta şehit düşenin dışındakilerin yaptığı oradaki ecirden daha kıymetli bir ecir olduğu belirtiliyor. Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan herhangi bir amel. Bunları biraz açabilir miyiz? Yani Zilhicce ayının ilk 10 gününün bu denli faziletli olması, bu denli bereketli olması ve izleyicilerimizin özellikle bu şeyde günlerde neler yapması gerektiği konusunda bize neler söylemek istersiniz? Efendim, evet demin de buyurduğunuz gibi biz bazı şeyleri unuttuk. Birçok şeylerle meşgul oluyoruz derken daha önemli gibi şeylerle meşgul oluyoruz derken önemli şeylerin bir kısmını unutuyoruz. Evet. Bu doğru bir davranış değildir. Ya Hazreti Ali Efendimizin bir sözü nakledilir. Hayatta önemli işler çoktur. Fakat en önemlisi onları önem sırasına koyabilmektir diyor. Çok doğru bir söz. Çok yerinde ve hayati gerçekliği olan bir söz. Biz insan psikolojisi olarak buna çok muhtacız. Evet. Bu uyarıya. Çok doğru. Çünkü bir şeye şey yapıyoruz, dalıyoruz, öbürünü unutuyoruz. İnsanın yapısı böyle olmalı ki, yapısında böyle bir şey, özellik olmalı ki, hep bize ikaz eden, hatta birbirimizi bize emri maruf, nehi münkeri yapılmasını, iyiliği emretmeyi, kötülükten sakındırmayı emreden birbirimize
Yani emreden ayetler var, hadis-i şerifler var. Yapı böyle. Biz şimdi şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz derken bazı faziletlerle ilgili şeyleri sanki yokmuş gibi sayıyoruz. Hatta sanki halkın, avamınasın yapacağı şey gibi sanıyoruz. İlim adamların bundan müstahni mi? Yani ilim adamı ne kadar yüksek ilim adamı olursa olsun, ibadetleri, ibadetlerdeki faziletleri yapmaktan müstahni midir? İhtiyacı yok mudur yani? Evet. O da insan değil mi? Binaenaleyh bunu unutmamalıyız. Kaldı ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz var. Bizim önümüzde rehber. Bize delil. Evet. O Habibullah. Allah'ın yani gelmiş geçmiş varlıkların hayırlısı olan, Habibullah olan, Allah'ın en sevgili kulu olan o zat hiç bu ibadetlerden, bu faziletlerden kendini müstahni gördü mü? Görmedi. Değil. Bilakis her haliyle örnek oldu. Her haliyle kendisi yaptı. Teşvik etti. Malumunuz bir gün Hazreti Ayşe validemiz, daha genç hanımlarından tabii o, ne oldu diyor, baktım diyor, bir araştırdım tabii o gün, bugünkü gibi elektrikler hemen yok filan. Evet. Baktım ki diyor Efendimiz secdeye varmış. Uzun uzun secde yaptı. Dedim bir şey mi oldu acaba diye denakta ettim diyor. Sonra ya Resulallah bu kadar ibadet, bu kadar şey nedir? Buyurdu ki efele ekune abden şekura. Ben Allah'ın şükreden bir kulu olmayayım mı diye. Peygamber öyle, olduğu peygamber halde, olduğu günahlardan halde, arınmış olduğu tabii, halde. Tabii tabii günahlarını Allah Teala affetti, gelmiş geçmiş diyor günahlarını diye dediği zat daima bize güzel örnek oluyor. Biz ümmet olarak onun yolunda olmamız lazım. Lafla değil, işle. Evet. O yüzden bize örnek olan selef-i salihin dediğimiz geçmiş alimlerimiz, büyüklerimiz hep Peygamber aleyhisselama hayatlarıyla, amelleriyle, işleriyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla ona ittiba ederek, onun yolunda giderek, onun yaptığı gibi yapmaya çalışarak bize böyle örnek olmuşlar. O güzellikleri, özellikleri, üstünlükleri kazanmışlardır. Evet. O da biz de onlara tabi olan Müslümanlar olarak biz de onlar gibi olmalı. Peygamber aleyhisselam buyurduğunuz gibi yani ilk şeyler Zilhicce'nin ilk 10 gününde faziletlerini sayıyor işte bunlar ne kadar ne kadar şu kadar o kadar ki cihattan bile bu bir salih amel Allah yolunda cihattan bile daha üstündür diye yani bu bir mukayese ve bir dikkati uyandırma tembihtir bu sözler. Bu çok kadar cihat gibi cihat ne demek? Yani eğer mesela malıyla, canıyla bir gayret de bir cihattır tabii. Yani bir ilim yolunda bir çaba da cihattır. Allah'ın dinini bir diğer insana duyurmak için yorulmak da bir cihattır. Ne bileyim çeşitli yolları var bunun. Evet. Yani tabii cihat denince illa da mesela kılıcı elinde meydana atılmak o da onlardan biridir ama evet. O tabii çok bariz bir şey olduğu için insanlar ilk akla or geliyor. Onu söyleyince. Fakat ondan dahi canını mesela ortaya koymak gibi bir işten daha eftaldi görüyor. Bu yani burada bu önemine, günler, vurgu, önemine vurgu yapmak için. Malumunuz yani günler hep aynı gün. Bugün de bugün Zilhicce'nin biri de ikisi de onu da efendim işte Zilhicce'nin biri bugün 3 Eylül'e tekabül ediyor bu sene. 3 Eylül'e tekabül ediyor biri. Oradan başlarız. Efendim. Bunlar da başlayacağız daha faziletli ameller yapmaya. İşler yapmaya. Ne yapabilirim? Mesela oruçları emrediyor Peygamber aleyhisselam. Nasip olsa da tutsak ne olur evet. Mesela ne olur şeyimiz mi eksik? İlk 10 gününde ne kadar tutulabilirse yani, değil mi? O da olabilir. Başka günler efendim bir aylar günler 24 gündür. 24 saattir. Diyelim ki şeyimiz bir gün. Günümüz 24 saat. Her gün öyle. Ne meziyeti var? Ha, malumunuz ayların günlerin meziyetli olması, mübarek olması, mukaddes olması orada meydana gelen olaylarla alakalıdır çoğu kere.
onunla izah edilebilir. Mesela Kadir gecesi, Kadir gecelerden bir gece. O da bir gece. Ne farkı var? Aynı 24 saat kaç saatsiz seçti. Bir gün bir gece. Diğerlerinden farkı yok. Ne var? Orada Kur'an gibi bir kitap. Allah'ın son rehberi, Allah'ın insanlığa gönderdiği son rehber. Evet. Kıyamete kadar artık öyle bir kitap daha göndermeyecek. Muhammed Aleyhisselam'dan başka bir peygamber göndermeyecek. Yok, böyle inanıyoruz. Budur inan, gerçek. Bu kadar önemli olduğu için o bir gece, değil mi? Hayrun min elfi şehr. Bin aydan daha hayırlı oluyor. O azametini göstermek için. Bugünlerde bu içinde hac ibadeti gibi ibadetlerin bulunduğu bir zaman dilimi. Hatta kurban ibadeti değil mi? Kurban ibadetimiz var. Hac ibadetimiz var. Değil mi? Arafe günü var. Arafe günümüz var. Son derece önemli. Şey var. Tabii. Binaenaleyh bugünler buradan kutsiyetini kazanıyor. Faziletini buradan alıyor. Öyleyse Müslümanlar bu önemli işlere çok dikkat etmeliler. Mesela Peygamber Aleyhisselam pazartesi ve perşembe gününü de tavsiye ederdi. Daha ısrarla, evet, daha belirgin bir şekilde oruç tutulmasını, pazartesi ve perşembe günlerini oruç tutulmasını tavsiye eder. Kendi de büyük çoğunlukta tutardı. Ümmet de, ümmetin salihleri de Allah'ın emrine uyayım diye gayret çaba gösteren insanları da hep buna riayet etmişler. Teşvik etmişler ve yaparak da göstermişlerdir. Evet. Bilhassa yaparak gösterme sözümün üzerinde dikkat çekmek istiyorum. Çok doğru. Önder Bey. Çünkü pedagojide de bu vardır. Psikolojiktir. Yani bir kimse yaparak olur, gösterirse o daha etkili olur. Çok doğru, evet. Bir insan kendi dediğini yaparsa, o diyorlar, o kimsenin o sözü karşısındakinin gönlüne ok gibi saplanır. Evet. Tesir eder yani. Evet. O kadar güçlü etki eder. Şimdi bizim sözlerimizden bazıları neden tesir etmiyor? Bana öyle geliyor ki gerisinde bu yatıyor. Kendisi yapmıyor. Evet. Kendisini halbuki yapmadığınızı niye söylüyorsunuz diye uyaran bir ayet-i kerime böyle var. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmayacağınız şeyi niye söylüyorsunuz? İnsanlar eğer çok önemli bir şey yese bu tavsiye ettiğiniz, siz de yapın. Babaların, çok özür diliyorum, evet, lafınızı kesmiş olmayın. Estağfurullah. Şimdi bazı babalarımız vardır, kendileri sigara içerler. Tabii. Çocuklarına da der ki, evladım sen içme, çok zararlıdır, şöyledir, böyledir, tabii, falan filan. Tabii. Mübarek insan, bu gerçekten bu kadar zararlıysa, tehlikeliyse, sağlık açısından insanı yok ediyorsa, tabii, sen niye içiyorsun diye sormak lazım. Tabii. Etkisini göstermiyor. Doğru, evet. Doğru dediğiniz, bana da şey hatırlattınız, bir gün araçta gidiyoruz. Baktım ki bir yaşlı, kendisinde çocuk daha küçük yaşta, öbürü yaşlı insan, onunla şaka yapıyor. Şaka yapınca o da onunla şaka yapmaya başladı. Bu sefer kızıyor. Niye kızıyorsun kardeşim? Sen onunla böyle şaka yaparsan o da seninle şaka yapması gayet tabiidir. Katlanacaksınız. Babaların eğitimde bunlar çok önemlidir. Evet. Yaparak göstermek. Yani tatbikat, işte mesela okullarda bir şeyleri öğretirken laboratuvar kurulur. Değil mi? Evet. Fizik laboratuvarı kurulur, kimya laboratuvarı. Niçin? Onları bizzat nasıl oluştuğunu, pratiğini gerçekleştirmek lazım. Görsün öğrenci. Yoksa kafadan anlat böyle masal dinler gibi dinlemiş. Öyle demez. Ama görürse gözüyle ayrı bir etkisi var. Bunun pedagojik olarak tespit edilmiştir. Evet. Yaparak, insan bir de kendisi yaparsa daha fazla öğrenir. Onun için ödevler verilir eğitimde öğrenciye. Öğrenci kendi yaparken kendi noksanını öğreniyor. Biz de öyle mesela, hocalar olarak biz de. Ben de bazı şeyleri talebelerimden öğrenmişimdir. Neden? Sorularından. Estağfurullah. Soru gelince hayır. Dikkat uyanıyor insan. Ya böyle de. Öyle bir kafa, demek ki öğrencinin kafasına bu şekilde de takılıyor bir şeyler. Tabii. O zaman onlara cevap hazırlamamız lazım. Tabii bu uyarıcı oluyor karşılıklı. O yüzden denir ki Hazreti Ali Efendimiz'e yine nispet edilir. Mal verdikçe azalır.
Ama ilim verdikçe artar. Evet. Artması bu oluyor işte. Veriyorsunuz, artıyor, pekişiyor bilginiz. Yahut da yeni bir şey soru geliyor, ona cevap hazırlıyorsunuz. Falan böyle. Evet Sayın Hocam, çok teşekkür ediyoruz bu değerli açıklamalarınız için. Benim burada yine Peygamberimizin bir hadisi dikkatimi çekti. Şira'da geçen bir hadis-i şerif. Hazreti Ebu Derda buyuruyor ki, Zilhicce'nin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua etmeli ve istiğfar etmelidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 10 günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun şeklinde bir hadis-i şeriften bahsediliyor. Evet. Bu bana bir başka hadis-i şerif hatırlatır. Hani yanlarında ebeveyni olduğu halde cenneti kazanamayanların burnu sürtsün şeklindeki hadise çok benzer nitelikte. Burada bir şeyin altı tekrar tekrar çiziliyor. Ben de sevgili izleyicilerimize burada dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten son derece önemli. 10 gün, özellikle 10 güne vurgu yapılıyor. Bu 10 günde tutulacak herhangi bir oruç, yapılacak herhangi bir hayırlı iş ya da ne bileyim bu arada tesbih olabilir, yani Subhanallah, tahmid, tehlil ve tekbir gibi bir takım zikirler son derece o vatandaşımız, Müslüman kardeşimiz için geriye dönüşü büyük olan bir ecir olarak biliyoruz. Onun için şimdi burada bu 10 günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun. Tabii bilmeyenler için biz bunu bir kenara bırakabiliriz ama bilenler için biz bugün ekranlardan söylüyoruz. Umuyorum ki başka ekranlarda, programlarda da bunu zikredenler olacaktır. İnşallah. Mutlaka hoca efendilerin de bulundukları yerde, mekanda bu konuda tavsiyeler olacaktır. Evet. Gerçekten bu 10 günden mahrum kalana yazıklar olsun derken başka neler söylemek istersiniz? Efendim tabii bu sözler Peygamber Aleyhisselam'ın bu tembihleridir. Evet. Uyarı bunlar, ikaz. İkaz. Bunlar, şimdi efendim, tabii bizim evvela şunu daima bir insanın, bir Müslümanın, herkesin hatırlaması ve hatırda tutması gerekir ki, bizim şu ömrümüz, şu dünyaya gelişimiz, yaşıyoruz ya. Evet. Bu ömrümüz bizim sınırlı yahu. Farkında sınırlı değiliz ama. Sonsuz unutuyoruz. Unutuyoruz bunu. Unutuyoruz, çok unutuyoruz. O yüzdendir ki mesela ölümü hatırlamak çok önemli bir vazife olmuştur. Çok faziletli bir iş olmuştur. Niçin? Ölümü hatırlarsanız ahiretinize göre de bir tertip alırsınız. Evet. Yaptığınız işleri, hayatınızı, günlerinizi programlarsınız. Evet. Programlayacaksınız. Programlı çalışma, disiplinli çalışma, başarılı çalışma demektir. Çok doğru. Hayatımızı da Müslüman hayatını disipline etmesi lazım. Disiplinli bir şekilde düzenlemesi lazım, hazırlaması lazım. Onun içindir namaz 5 vakit. Evet. Vakit şu vakitte kılacaksınız. Şu vakitte kılacaksınız. Şu vakitte ne olacak? Bunların haşa Allah'ın ihtiyacı mı var? Peygamber Aleyhisselam'ın ihtiyacı mı var? Bunları bize emrediyor. Hayır, hiçbir ihtiyacı yok. Allahu Zülcelal zaten Allahu Samet diyoruz. Allahu Samet ne demek? Her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değil. Her şeyi işiten, gören değil mi? Görendirdir. İhtiyacı yoktur. Evet. Binaenaleyh yani bizim de ibadetlerimize ihtiyacı yoktur. Peygamber Aleyhisselam yine buyuruyor ki sizler hepiniz en muttaki bir adamın, en titiz, en dikkatli, Allah'ın emirleri karşısında titiz davranan bir insanın kalbi gibi, bir insanın hareketleri gibi hareket etse, Allah'ın mülkünden zerre kadar bir şey arttırmaz. Evet. Hepsi de en şerirli, en kötü adam gibi olsa, onlar da yine Allah'ın mülkünden hiçbir şey eksiltmez. Yani sizin ihtiyacınız, bizim ihtiyacımız, insanlığın ihtiyacı var. O yüzdendir ki bize ölümü hatırlamamız emrediliyor. Hatırlarsak düzenli olmamızı sağlar. Düzenli olursak başarılı oluruz. Müslümanlar o yüzden Allah'ın emrettiği, Peygamber Aleyhisselam'ın uyguladığı, bize öğrettiği gibi hareket etmekle mükellefiz. Bir özellikle şunu da söyleyeyim ki tabii, lütfen. Müslümanlar Allah'ın emrediyor tabii, Peygamberi kimi zaman unutturmak istiyorlar bazen.
unutturmak isteyenler oluyor. Bu çok çok yanlış. Dinin özünü, dini dinamitleyen bir yoldur. Değil mi? Öyle şey olur yani, peygamberi devreden çıkararak Müslümanlık mı olur? Kur'an bize her şey Kur'an'da vardır. Kur'an dışında başka şeylere ihtiyaç yoktur. Kur'an'da olacak tabii. Kur'an'da, evet. Kur'an arz ettiğim gibi en son rehber kitap. Ama Kur'an bütün cihana şu kadar asıra, kıyamete kadar ne kadar zaman gelecek bilmiyoruz. Onların hepsinde gelecek olan insanlara hitap edecek. Onların evet. ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir kitap. Evet. Elbette ki muhtasar olacak. Muhtasar müfittir. Gerisini biz anlayacağız. Nereden? Öncelikle Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerinden. Bunun bir usulü var. Yani mesela bazıları akla kullanmıyor musunuz? Akletmiyor musunuz gibisin. Elbette akledeceğiz canım. Akıl olmasa zaten biz deli oluruz. O zaman zaten muhatap mesul bile olmayız. Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinin sonunda siz bunu akletmez misiniz? Akıl sahipleri bunu düşünsün gibi de ciddi uyarı var. O uyarı yani. Tabii uyarı. Evet, evet. Ve akıl öyle büyük bir nimettir ki akıl insanda mesuliyeti doğuruyor. Akıllı olmayan mesul de değil. Akıllı çok, olmayan çok doğru. mesul de değil zaten. Ama biz sapla samanı birbirine karıştırmamamız lazım. Burada bir uyarınız var ama evet. gerçekten İslam dininde uygulanan bazı şeyleri de akıl yoluyla, ya bu ben bundan bir şey anlamadım yani aklım buna ermedi şeklinde, aklım ermediğine göre ben bunu yapmam şeklinde bir redde olmaz diyorsunuz. Olamaz efendim, olamaz. Çünkü şimdi biraz sonra onlara değineceğiz. Evet, efendim. Aklın da sınırı var çünkü. Şimdi bazı kimseler bunu yanlış anlıyor, sapla samanı karıştırıyor birbirine. Aklı neredeyse mabut haline getiriyor. Evet. Akla neredeyse tapacak. Allah Allah. Kardeşim akla tapacaksan da Kur'an niye geldi? Çok Peygamber sen. Niye geldi? Evet. Niye geldi o zaman ya? Öyle şey mi olur? Bunların tabii başka sebepleri vardır da onları şimdi tabii konumuz. Evet. Bunların sebepleri vardır. Yani başka dayanakları, kaynakları vardır. Yoksa böyle akıllı insan Peygamber Aleyhisselam'ı devreden çıkarmaz. Nasıl çıkarır ki? Din gider o zaman ya. Söyleyeyim, öyle şey mi olur? Çok doğru. Sayın Hocam, bizim program akışı içerisinde birkaç VTR'imiz olacak. Şimdi izniniz olursa bir VTR'imizi isteyelim. Ondan sonra devam edelim inşallah. Zilhicce ayının faziletleri hakkında neler söylersiniz? Ben ne bileyim Zilhicce ayını, bana Türk aylardan sonra Zilhicce ayını ben Osmanlı zamanında gördüm. Şimdi Zilhicce ayı yeni mi çıktı? Ocak, Şubat, Mart, Aralık bunlardan söyle. Ben ne bileyim Zilhicce'yi? Neyi? Zilhicce. Böyle bir şey hiç bilmiyorum ben. Duymadım hayatımda. Hiçbir bilgim yok desem. Evet. Sayın Hocam, tabii bu birkaç örnekle genele yaymak belki yanlış olabilir ama yok. İnanın birçok vatandaşımız Zilhicce ayının önemini, durumunu gerçekten bilmeyecek kadar daha farklı dünyalara girmiş durumdalar. Ya da önem sırasını hakikaten kaybetmiş durumdalar ya da kaybettik, öyle söyleyelim. Onun için biz burada sevgili izleyicilerimize hatırlatmaya çalışıyoruz. Zilhicce ayının ilk 10 günü fazilet açısından son derece önemli. Az önce birkaç tane hadis-i şerifi aktarmaya çalıştık ve Sayın Profesör Doktor Ahmet Turan Aslan hocamızın açıklamalarına yer verdik. Bu konuyla ilgili birkaç cümle daha ne söylemek istersiniz? Tabii şimdi orada konuşan zatları duyunca hakikaten yani ben bazı şeyler düşündük. Şimdi haklı adam, yani ben ne bileyim diyor, duymadım diyor. Evet. Haklı yani bunları. Unutturulduk. Yani unutturulduğu bir türlü tabii. Şimdi malum bu kullanılan takvimler iki tane. Miladi takvim işte Cumhuriyet döneminde miladi takvim alınmış, öbürü bırakılmış ama bunlar insanlara öğretilmeli. Tabii. Yani onun tabii. devletin politikası ayrı bir konu, o bir şey. Ama tabii. Milleti bu tabii bir politikadır, yalnız onu açıkça söyleyelim ve kendileri de söylüyorlar. Evet. Yani İnönü'nün hatıratı var orada, kendi de açık açık söylüyor birçok şeyleri. Yani uzaklaştırmak için, unutturmak için yaptık bunları diyor ve bazı şeyleri açık söylüyor evet. hatıratında. Bu böyle realite, yani bu geçmişin tarihini bir kimseyi kötülemek manasına değildir bizim söylediğimiz. Ama realite, buna lüzum yoktu. İnsan kendi kültürünü, bir milletin kendi kültürünü, dinini inkar edemeyiz. Kültürünü vereceksin, dinini vereceksin.
Öğreteceksin. Bunları tabii onda bunlar öğretilebilirdi. Yani bu harfler öğretilebilirdi. İnsanlar bilsinler ne olacak? Bilgiden zarar mı gelir? Ben şimdi Çince de bilsem, Japonca da bilsem faydalı sayarım kendimi. Bunu kötü olmaz ki. Evet. Latince de bilsem daha iyi olur. Bilgi bakımından iyi olur. Onun için bunlara da verebilirdi. Hele bizim bunların bizim kültürümüzle alakası var. Bunlar da verilebilir birçok yerlerde, mekteplerde, okullarda vesaire de verilebilir. Verilmelidir de. Onun için siz sağ olun bu böyle bir konu, böyle bir isim de seçmişsiniz. İşte o vesileyle insanlarımıza duyurmuş oluyoruz böylece. Evet. Duyurmuş oluyoruz, duymuş oluyorlar. Şimdi duymadım diyor, haklı duymadı. Yani şey değil. Hatta bazı şeyler var ki kelimeler Türkçe'de dili bozmak için de çok uğraşmışlar. Yanlış olmuş bu iş. Evet. Yanlış olmuştur. Bir milletin kültürü reddedilmez. Bir milletin kültürü bozulmaya uğraşmaz. Bir milletin hayatında, hayatı için dil ve din çok önemlidir. Çok doğru. Çok lüzumsuz kelimeler konuşuyorlar. O kadar konuşuyorlar ki kendilerinin ne dediği de anlaşılmıyor. Veya biri farklı manada söylüyor, öbürü farklı manada söylüyor. O da doğru değil. Bu bakımdan bu kelimeleri de öğretmek lazım insanlarımıza. Öğretmek lazım. Bu Zilhicce tabii ki Arabi aylardandır. İşte Zilkade, Zilhicce efendim ve Muharrem efendim ayları. Şöyle vardır, hatırlatalım isterseniz Sayın Hocam. Şöyle hani kameri aylar olarak bildiğimiz Muharrem birinci ay olarak biliniyor. Safer, Rebiül Evvel, Rebiül Ahir. Evet. Sonra Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir, Cemaziyel Ahir, evet. Recep, Şaban, evet. Ramazan, Şevval, evet. 11. ay Zilkade ve 12. evet. ayda Zilhicce olarak Zilhicce karşımıza oluyor. Çıkıyor. Yani bunlar Arabi aylar diyoruz eski takvimdeki olan şeyler, evet. Hicri takvimde. Ayın dünya etrafındaki bir turuna göre, 354 güne takvim. Göre esas evet. alınan ve genellikle 350 evet. gün olarak 355-354 gün olarak daha evet. doğrusu 354 gün olarak tamamlanan bir takvimden bahsediyoruz. Bunu da bu şekilde izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Evet. Sayın Hocam tabii bu ay içerisinde yapılan, sizin başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa bu ay içerisinde yapılan çok önemli haç ibadetinden bahsettik. İsterseniz ona geçelim. Burada şunu özetlemek isterim demin lütfen, söylediğinizi. Bugünleri, özellikle bugünleri bir Müslümanlar madem böyle bir program şey yapıyoruz, evet. En azından bizi dinleyen, bizler de dahil, kendimiz de dahil, bizi dinleyen kardeşlerimiz ellerinden geldiği kadar demin de sizin ifade buyurduğunuz gibi o hususları elinde herkesin yapabilecekleri vardır. Kimisinin ne bileyim vakti vardır, yaşlıdır vesaire vesaire oturur istiğfar eder. İstiğfar etmek demek günahlarının bağışlanmasını dilemek demek ve Allah'ın bizi günahlardan korumasını dilemek demektir. Evet. Sebepler yarat da ya Rabbi bizi günahı olan şeylerden uzaklaşalım. Biz günahlardan uzak kalalım ya Rabbi diye gönülden içten gelerek dua etmek. Sadece dilden değil. Çok doğru. Dilden öyle bazı şeyler vardır ki Rabiatül Adevi Hazretleri der ki öyle istiğfarlar vardır ki onlara bir de 100 tane istiğfar etmek lazım. İstiğfar eder yani dilinde estağfurullah der, gönlünde günahları işleme düşüncesi yatarsa onlara da istiğfar etmek lazım tekrar diyor. O yüzden kendini gerçekten gönülden gelerek, içinden gelerek bir kendi köşesinde kendi kendine bir iç gözlem yaparak Allah'tan mağfiret dilemek, Allah'tan kendisini günahlarından korumasını dilemesi lazım bunlar. Ondan sonra demin buyurduğunuz yine tesbihler, kelime-i tevhidler, la ilahe illallah, salavatlar. Evet. Salavat Peygamber Aleyhisselam'a salavat demek dualar demektir. Peygamber Aleyhisselam'a ihtiram demektir, saygı demektir. Kendisine 5 kuruş verenlere böyle önünde 4 takla atanlar Peygamber'e salavatı efendim böyle dal kavukluk gibi filan söyleyenler olmuş. Çünkü çok büyük bir rezalettir bu. Böyle laf olmaz. Evet. Böyle terbiyesizlik de olmaz. Ondan sonra bunlara çok dikkat etmek lazım. Peygamber'e salavat bir ümmetin, bir ümmet ferdinin ona tabi olan insanın ona tabi olduğunu, saygısını, sevgisinin ifade etmesi demektir ki bundan daha faziletli bir iş olmaz.
Çok doğru. Peygamber'e bağlılığını ifade etmek demek. Bu dine, bu Kur'an'a bağlılığını ifade ediyorum demektir. Bunları dile getirmesi, bunlarla meşgul etmesi kendisini en güzel bir zamanı en iyi değerlendirme demektir. Çünkü onun sonunda Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığını yapacak, sevap kazanacak. Peygamber Aleyhisselam'ın Allah'ın emrettiği, yani Kur'an'ın da emrettiği amelleri yapmış olacak. Daha işte nafile oruçlar tutabilir, zekatlar verebilir, sadaka verebilir. Ya bir yoldan Peygamber Aleyhisselam bu kadar geniş gidiyor bu işler. Şu yoldaki bir engel olsa, bir dikenli bir şey olsa insanların ayağına batacak. Ya mesela bugün şeylerde, büyük yollarda engeller var, yola düşmüş mesela, bir hızlı gidiyorsunuz, siz de trafikte tutamıyorsunuz, frenleyemiyorsunuz ve aniden bir şey karşınıza çıkıyor. Allah korusun, kazalara sebep oluyor. O engelleri kaldırmak bile büyük sadakadır diyor, insana sadaka. Evet. Veya muhtaç birine yardım etmek veya mahzun birinin gönlünü almak. En azından komşu ziyaretinde bulunmak bile bir anlamda. Efendim hem de ne kadar, o kadar geniştir, o kadar şeydir. Yani birine selam vermeniz yolda giderken. Evet. Veya tebessümüke diyor değil mi? Tebessümüke li ahike, kardeşinin yüzüne bir tebessüm etmen, bir gülümsemen, sadakadır diyor. Onun gönlüne sevinç ilka etmen, onu sevindirmen, sevindirecek bir davranış. En basiti bir selamla, tebessümle selam vermek. Evet. Bu bile büyük bir sadakadır. İnsana hayırlar kazandıracak şeylerdir ki önümüzde zaten geliyor işte nafile. Kurbanlar kesip fakir fukaraya verebilir, dağıtabilirsiniz. Sevabını Allah rızası için verirsiniz. O insanlar faydalanır. Yapacağımız hasılı kelam çok çok işler vardır. Yani Müslüman gafil olmamalı. Bunun ömrünü değerlendirmeli. Olmalı. Bunun bilincinde olmalı. Bilincinde yani. Olursa çok yapacağı şey. Her en azından işi, günahlardan her hiç olması bu 10 günde yani evet. Bu kadar tutkunuysa, bu kadar esiriysek günahlarımızın evet. Hiç olması bu 10 gün bunlardan evet. Uzak kalmak yani lazım. Fırsatı diğer günlere de evet, diğer evet. Günlere de vesile olsun diyoruz. Sayın hocam yine bir VTR'miz var. Onu alalım. Ondan sonra hac ibadetine devam edelim isterseniz. Hac ibadetinin önemiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Hac güzel bir şey ama her Müslümana layık gidebilse ne mutlu. Bir Müslümanın bir şartından bir önemli. Hac ibadeti İslam'ın şartıdır. Bütün İslamlar gidip hac ibadetini yapması lazım. İmkanı olan. Komşun fakirse sana hac yakışmaz. İlk önce komşunun, köylünün, vatandaşın ihtiyacını temin edeceksin. Çoluğunun çocuğunun ihtiyacını temin edeceksin. Sonra artarsa gidip hac ziyaretini, hac farizlerini yerine getireceksin. Evet sevgili izleyiciler, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslam Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Turan Aslan hocamızla bugün Zilhicce ayının ilk 10 gününü değerlendirdik. Kalan süremiz içerisinde de hac ibadeti ile ilgili çok önemli mesajlar vermeye çalışacak sizlere. Onun için lütfen bizleri izlemeye devam ediniz. Şimdi izleyicilerimizi yorumlarını gördük Sayın Hocam. En son vatandaşımız diyor ki birçok kişinin diyor ihtiyacını diyor karşılayacak diyor. Tabii orada parantez açmak lazım. O birçok kişi, o kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerse eğer onların ihtiyacı karşılanır. Yoksa komşunun ihtiyacını da o görecek diye bir hacca gitmesi için gerekli koşul değildir. Tabii ki komşuya da ikram etsin ama bunlara değineceğiz. Önce bir hac ibadeti nedir? Nasıl yapılır? Çok kısa bir şekil olarak, somut olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Halkımız elhamdülillah bu şuurda, bu evet. Şeyi farkındalar. Hac Müslümanlığın beş şartından biri. Evet. Beş şartından biri ki Peygamber Aleyhisselam Cibril hadisi diye bilinen hadis-i şerifte yani Cebrail Aleyhisselam gelmiş ona huzurunda insanların bir insan suretine girmiş Cebrail melek. Onda gelmiş sormuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da işte İslam'ın şartı nelerdir onları söylemiş. Yani en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resulü diye. Yani şehadet edeceksin ki, şehadet etmendir ki birisi. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Mabut, tapılacak varlık sadece ve sadece Allah'tır. Evet. Buna inanacaksın. Yani şehadet bu demek. Gönlünden inanacaksın. Dilinle de bunu ikrar edeceksin. Bu şehadet olsun. Bu şehadet yeter mi? Son zamanda bazı kimseler böyle işte şeylerin
dini tahrif etmek, dini bozmak isteyen dış mihrakların şeyine de girerek Muhammedur Resulullah'ı iptal etmeye kalktı. La ilahe illallah. Bunu ben defaatle söyledim. Bu insanı dinden çıkarır, Allah korusun. Böyle şey mi olur? Muhammed Aleyhisselam'a iman edeceksin. Din bu zaten. Muhammed Aleyhisselam'a iman etmektir. Muhammed Aleyhisselam'a iman etmeyecekse niye geldi bu din? Çok doğru. Yani bu din niye geldi o zaman? İsa Aleyhisselam da vardı, Musa Aleyhisselam da vardı. Vardı evet. Eskiden. Onlar bozulmamış olsaydı, onlar tamam olmuş olsaydı, onlardan istifademiz gerekseydi, niye geldi peygamber? Abesle mi iştigal etti Allah haşa sümme haşa? Bu çok yanlış şey. Evet. Onun için Muhammed Aleyhisselam'ın da Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna bakın. İki nokta çok önemli. Allah'ın kulu, yani mabut değil. Biz ona ibadet etmiyoruz. Ama sevgimiz, ihtiramımız, saygımız sonsuz. O başka. O başka. Ne kadar severiz ama biz diyor Kaside-i Bürde'de de onlara Hristiyanların dedikleri gibi demeyiz. İlah demeyiz. Haşa. Yok öyle. Yok. Tabii. Resulullah'tır ama Allah'ın Resulüdür. Ondan sonra Ramazan'da oruç tutar, hacca gideriz. Hacca giden de zekatı veririz ve hacca gitmek için de in istata'te ileyhi sebila diyor hadiste. Yani senin gücün yettiği takdirde gideceksin. Gücün yetene farz. Yani maddi imkanı olan, sağlığı yerinde olacak, yolda engel olmayacak, vücut yerinde olacak ve yol azığına da sahip olacak. O parayı, maddi imkanın olacak. Evet. Maddi imkanı yaparken... Hem maddi tabii, hem de beden sağlığı olacak diyorsunuz, hem de güvenlik olacak. Tabii güveni olmadan evet, olmaz. Yani can emniyeti dinin esaslarındandır efendim. Yani dini korumak, canı korumak. Başta giren şeylerden de evet, bunlar. Canı korumazsanız ibadet ederken bile canımızı koruyacağız. Yani canı korumadan olmaz. Bu önemli efendim. Akıl sahibi olmak, bir de ergen tabii, olmak değil tabii, mi? Onlar da olacak tabii, o şartlar da var. Onlar olacak, bir de şimdi arkadaşlarımızın konuşan, TRT'de konuşanların söyledikleri güzel. Fakat bir kısmı işte yani mesela kendi çocuğu, kendi bakmakla mükellef olduğu kimselerin nafakasını temin edip ondan sonra tabii gidecek. Onların bir ay veya bir yıl diyorlar kitaplarda, bir yıllık yetecek kadar nafakasını, yetecek nafakayı harcayacakları harçlıklarını bırakacak ki o gidip gelene kadar şey yapsın. Çünkü bir erkekse mesela diyelim, mesuldür hanımının, çocuklarının efendim bakmakla mükellef olduğu, işte annesi babası da dahildir tabii, efendim çocuklarının şeyinden mükelleftir. Onlar varsa. Şimdi komşular vesaire, onlardan sorumlu değiliz. Yani onlardan biz sorumlu değiliz. Yani sorumlu değiliz şöyle yani. Bir parantez açmak lazım. Onların nafakasını biz karşılamak zorunda değiliz ama komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi şerifinde dikkat alarak ihtiyacı varsa onu temin etmeye çalışacağız. Şimdi şu var. Burada çok güzel bir şey bana hatırlattınız. Buralarda bu gibi hususlarda kitaplarımız, bazı kimseler densizlik yaparak fıkıh ilmine böyle laflar etseler de, bunlar fıkıh ilmi, din ilmi, Kur'an'dan ayrı şeyler değildir. Bunların tasnif edilmesi, tasnif kolaylığı içindir. Yoksa Kur'an'dan ayrı değildir fıkıh. Hadis, tefsir, fıkıh Kur'an'dan ayrı değildir. Ahlak Kur'an'dan ayrı değildir. Hepsi Kur'an'ı anlamaya yöneliktir. Bütün bu ilimler Kur'an'ı anlamaya yöneliktir. Yani bunlar fıkıhta detaylarıyla açıklanmıştır. Onlar yeri olunca ihtiyacı olan o kitaplara bakar. Nasıl ki diyelim ki birçok insanın hastalığı var. O hastalıklarımız var ama hastalıkların herkes aynı ilacı almaz. Ne yaparsınız? Doktora gidersiniz. Doktor der ki şu ilacı alacaksınız. Gidersiniz eczaneye. Siz bilemezsiniz. O bilir. Al getirir. Miktarını da yazar. Tamam, ondan sonra alır kullanırsınız. Bu da bunun gibi. İlim, din ilimlerinde de nasıl yapacağımız dini bir işi kendi kafamıza göre yapmayız. Bunların hepsi kitaplarda detaylarıyla açıklanmıştır. Nasıl yapacağız? Hangisi, ne kadar yapacağız? Bunların hepsi detaylarıyla açıklanmıştır. Biz kimlerden mesulüz? Komşumuzun tabii, o söylediğiniz hadis-i şerif var. Fakat onun bize sınırı var bir de. Tabii. Yani komşumuz tabii ki bu şu demektir. Şurada ben rahat rahat
keyfimden rahat oturuyorum. Ama komşum var, şey yapıyor, i̇htiyacı rahatsız, var, ihtiyacı var. Ben var. Keyfime bakarım, bana ne? Diyemem. Çok doğru. Bir Müslüman bunu söyleyemez. Vicdanım buna el vermez. Onu ne olursa olsun, isterse gayrimüslim olsun, o bir muhtaç ise onun elinden tutacağız. Evet. O insandır çünkü. Bugün böyle gayrimüslimdir, yarın Müslüman olur, senden benden iyi Müslüman olur. Olmasa bile ha, yine komşu hakkıdır. Biz komşudur, komşu olarak. Komşu olarak malum bir akraba olabilir komşunuz, Müslüman olur. Müslümanlık, akrabalık, komşuluk hakkı olur. Evet. Evet. Bir de Müslüman olmuyor, komşu olabilir, komşuluk hakkı vardır. Akraba olmayabilir, bir komşuluk ve Müslümanlık hakkıdır. Tabii. Efendim, bunlara hep biz gözetlemekle mükellefiz, bakacağız. Ancak hacda neler, hani kimlere farzdır, kimlere değildir, onu kendi kafamıza göre değil de, bunun prensibi böyle, kendi kafamıza göre değil de, dinde, din kitaplarında neler yazılıysa fıkıh kitaplarında, fıkıh kitapları kendi kafaların bazıları zannediyor ki, kendi oturmuş birisi, kendi kafasına göre bir masal, roman yazar gibi kitap yazmış. Öyle değil. Bunlar bir takım şartları vardır. O şartlara uyarak Kur'an-ı Kerim'den, ayetlerden ve hadisi şerifleri de bir araya getirerek. Evet. Hepsi bir arada olacak. Ve bir usulü fıkıh ilmi ortaya konmuştur. Usulü fıkıh ilmine uygun olarak, kendi kafasına göre, aklına göre değil. Evet. Öyle yapmamışlardır. Binaenaleyh yapacağımız şeyler Kur'an'a göre, hadise göre fıkıh kitaplarında özetlenmiştir. Onun için oradan almak lazım gelir. Muhtaç olanlara bakacağız tabii. Şimdi orada bir arkadaş bir şey daha söyledi. Yani muhtaç olan, komşuları muhtaç olana hac gerekmez falan gibi söz. O doğru değil. O evet, biraz umumi söylenmiş bir söz. Şimdi evet, Müslümana bakmak da farzdır da, farzdan evvel farz var derler. Müslüman sadece benden ibaret değil bu dünya. Devlet var, ona bakacak. Evet. İslam dünyasında da, İslam devletinde de böyle olmuştur. Şimdi diyelim ki devlet bakacak. Diyelim bugün devlet sosyal devlettir. Nedir? Muhtaçlara bakacak diye tekeffül ediyor zaten. Yani ben bütününden, bütün insanlardan ben sorumlu değilim. Benim sorumluluk sınırım vardır. Evet. Gücüm de sınırlıdır, sorumluluk alanım da sınırlıdır. O sınırlar belirlenmiştir. O sınırları belirleriz. O sınırlar zaten kitaba, Kur'an'a, sünnete göre belirlenmiştir. Allah razı olsun, rahmet eylesin. Hayatta olanlara sağlık, afiyet versin. İlim adamları bu yolda uğraşıyorlar, çabalıyorlar. İnsanlara, ümmete doğru yolu göstermek için çabalıyorlar. Evet Sayın Hocam, şimdi biz dedik ki hacca gidecek olan kişiler ya da hac kimlere farzdır diye belirttik. Kısım kısım söyledik, dedik ki işte maddi durumu yerinde olacak, evet, sağlık durumu yerinde olacak, evet, hacca gitmek için bir güvenli güvenli ortam olacak, sonra akli yerinde olacak, bir de ergen durumunda olacak dedik. Evet. Şimdi tabi bunlar hacca gitmenin farzları, bir de haccın kendisine özgü farzı var, yani hac ibadetinin içerisinde uygulanması gereken şeyler var. Nedir işte? İhrama girmek, evet, nedir vakfe durmak, nedir tavaf etmek. Tabii. Üç farz değil mi? Haccın, evet, farz olarak yapılması gereken üç önemli şey. Bu hususlardan bir tanesi olmazsa hac ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Evet. Bu kadar önemli bir şey. Neler söylemek istersiniz? Daha böyle bir farklı bir deneyim. Efendim tabii insanın burada demin şunu söyleyeyim, yani ihram mesela, bunların hepsi bir hazırlıktır. Bu hazırlık esasen insanın ruhen hazırlanması demektir. Zaten hazırlık yapıyoruz bedenen, maddeten değil mi? Evet. İşte şunun paramız olacak, şunu alacağız, bunu alacağız, yolda ihtiyaç, muhtaç olacağımız şeyler. İşte kalacağımız yeri temin ediyoruz, oteller şimdi elhamdülillah eskisi gibi değil. Eskiden de vardı bir takım imkanlar ama şimdi daha kolaylaştı. Yani Allah ne büyük imkanlar nasip etti. Şimdi evimizde oturur gibi uçakta gidiyoruz, yolculuk yapıyoruz. Eskiden böyle miydi? Nice günlerce, aylarca yolda yol emniyeti olmuyordu. Efendim yolda insanlara nice eziyetler veriyorlarmış. Hacılar bazen böyle altınları şey etmek için yutuyorlarmış. Orada bazı şey çapurcu böyle kabile Arap şeyler zaten varmış. Onlar da böyle deşerlermiş adamın kalbini. Böyle zararlar verenler olmuş. Eski
eskiden eski devirde. Çok öyle şeyler olmuş. Ama şimdi elhamdülillah büyük nimetler verdi. Nimetler vermiş Cenab-ı Hak bize. Yolculuklarımız kolay, gittiğimiz yerlerde imkanlarımız var. Diyanet teşkilatının da şeyi hakikaten bu dünyaya örnek olmuş, bir dikkat titizliği olmuştur, disiplini olmuştur. O da güzel oluyor, gidiyor. Yerinde yemekleri hazır, efendim kalacağı yeri yiyeceği. Çok disiplinli bir şekilde yapılıyor. Müslümanlar oradaki rehberlere de dikkat edecekler. Ancak Müslümanlar tabii bunları yaparken mümkün olduğu kadar sünnete, Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti nasılsa ona riayet etmelidir. İnsanlar kendi kafalarına göre hareket etmek durumunda değiliz, edemeyiz. Her şeyin bir usulü var. Elbette aklımızı kullanacağız ama mesela burada ne diye oturuyoruz diyordu bir şey. Olmaz, oturacaksın burada Arafat'ta, yani hac Arafa'dır buyurmuş. Arafat'ta gideceksiniz, o saatte orada bulunacaksınız. Orada belli bir süre duracaksınız. Kendini, bunlar arz ettiğim gibi kendini disipline etmektir insanın. Bakın, hocam o zaman şöyle soralım isterseniz toparlayacak olursak. Haccın farzları üçtür dedik ki ihrama girmek. Ben hemen oradan sormak istiyorum. İhram dediğimiz şey üzerimize örtülü bir beyaz. Kadınlara ait değil, erkeklerin örtüğü. Kadınlar kendi elbiseleriyle. Kendi elbiseleriyle. Niçin böyle bir uygulama vardır? Burada Allah-u Teala'nın insanlara vermek istediği mesaj nedir? Şimdi bakın ihram demek kendine bir şeyleri haram kılmak demektir. Aslında ihram şu elbisedir de elbisenin adı değildir esas itibariyle. Kendisini öyle bir hale, bir şeyi mesela namaz kılarken tekbir-i taharrum diyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekber dediğimiz zaman kendimize yemeği, içmeyi, cinsi münasebet, başka şeyleri haram ediyoruz demektir. Evet. Değil mi? Ve hacca girince de, o ihrama girince de o dar da öyle. Birçok şey haram. Birçok şeyi kendine ihram demek, bir şeyi kendine haram alanına sokmak demek. Mesela bazı şeyler kendisine helal olan şey, cinsi münasebet eşiyle beraber bulunması helal iken o anda ihramla birlikte birçok şeyleri işte ne bileyim koku vesaire şey demek. Hatta orada mesela ot koparmayacak. Ot evet. Yolda o koparmayacak oranı. Kıl koparmayacak. Kıl, kendi vücudundan kıl koparmayacak. Bunları bile kendisini yani ne demektir onun manası? Kendisini psikolojik olarak konsantre ruhen, edecek. Konsantre edecek. Kendisini ibadete konsantre edecek. Öyle ben işte geçen bir komşumuz hatırlatıyor. Bana diyor öyle demiştin diyor. Da 95'te miydi? Oturuyorduk de Kabe'ye bakıyorduk böyle. Kabe'ye bakıyorken belli insanlar tavaf ediyorlar da. Demişim ki ah şu insanlar böyle dönüyorlar duruyorlar. Ah niye döndüklerini bir anlayabilse şu Müslümanlar dedim. Demişim ona hatırlatıyor işte. Hakikaten şu Kabe'nin etrafında dönüyoruz. Niye dönüyoruz? Evet. İşte bizim vazifemiz Allah'ın emrine imtisaldir. Allah'ımızın peygamberimizin emrini tutmaktır. Allah'ımız böyle buyurmuş, Peygamber Aleyhisselam böyle duyurmuş bize. İnanın biz yapacağız. Böyle dönün demiş. Niye dönüyorum diyemeyiz. Yani bunu akıl yoluyla çok farklı anlamlara çekmenin bir anlamı yok. Hatta evet. Akıl yoluyla da bu ibadetin manasını çok rahat bir şekilde kavrayabiliriz. Emre itaat söz konusu. Onu uygulamış oluyoruz. Onu uyguluyoruz. Biz onunla sevap kazanıyoruz. Evet. O öyle dediği için biz onun emrini yap dediğini yaptığımız için sevap kazanıyoruz. Biz ona niye böyle emrettin demeyiz. Denmez. Allah böyle emretmişse. Bu her dinde vardır. Ta yeni değil bu ta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri. Böyledir. Allah'ın emirleri vardır. O zamanki Müslümanlar peygamberlerin ne dediyse öyle yapmışlardır. O devirden Hazreti Adem'den beri peygamberimize kadar gelen bütün peygamberlerin emirlerini tutanlar Allah'ın emrini tutmuş oldular. Ve yasaklarından kaçanlar yasaklarından kaçmış oldular. Böyle zamanımıza geldi. Biz de şimdi Peygamber Aleyhisselam ne emrettiyse onları yapıyoruz. Ama bazı şeyler vardır ki eski dinlerde de vardır benzer bunlar. Çünkü kaynağı aynıdır. Allah emretmiştir, peygamberler söylemiştir, aynıdır. Ama zamanla tekamül etmiştir din. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Dininizi bugün kemale edirdim. Peygamber Aleyhisselam da bunu اِنَّمَا بُعِسْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَحْلَقِ buyuruyor. Ben size
ahlakın güzelliklerini tamamlamaya geldim. Tamamlamak için gönderildim. Evet. Buyur. Tamamlanmış. Dinimiz demek ki en mükemmel halini almış din bizim de zamanımızda. Binaenaleyh kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar Kur'an'dan mesul olacaklar kıyamet gününde. Bütün insanlar artık Muhammed Aleyhisselam'a tabi oldun mu olmadın mı diye sorulacaklar. Sorulacak. Ha inanan olacak, inanmayan olacak. O ayrı bir şey. O ayrı bir konu. Bahsi diğer. Onun için derler ki bütün insanlar ümmeti Muhammed'dir. Nasıl? Birisi icabet kabul etmiş olan bizim gibi elhamdülillah. Kabul etmiş olanlar öbürleri de ümmeti icabe, öbürleri de ümmeti dave. Yani davet edilmekte olan ümmet. Onlar da hep Kur'an daveti, İslam daveti onlara yönelik duruyor. Ey insanlar çağrı hazır. Gelin. Gelin Allah'ın dinine, İslam'ına gelin. Kurtulun. Cehennemden kurtulun. Cennete gidin. Allah'ın rızasını kazanın. Diye. O yüzden bütün insanlar böyledir. Bunu şey yapacaklar. Efendim biz de şimdi elimizden geldiği kadar Peygamber Aleyhisselam nasıl hac etmiş onu öğreneceğiz. Kitaplarımızda, ilmi hallerimizde. Şimdi çeşitli arkadaşlar kitaplar da yazdılar. Hac rehberleri vesaire. Ama onlara ben o şirketlere, o yayıncılara şimdiden tembih diye etmiş olayım buradan. Aman dikkat etsinler. Aman dikkatli tasihler etsinler. Kitaplarda aman ha sakın ha yanlış bir şey olmasın. Evet. Matbaa hatası olmasın. Bu başka şeye benzemez. Bu din işidir. Evet. Bir cümle olur mesela bir kelime olumlu hükmü olumsuza çevirir. Onun Allah için vebal olur. Yani çünkü herkes efendim tasih etsin bilmiyor mu falan denmez böyle şeyde. Onu yayınlayan mesuldür. Onun için çok büyük bir mesuliyet var. Ama o nispette de sevabı var tabii onu yapanlara. Allah razı olsun hepsinden. Evet Sayın Hocam yine bizim birkaç veterimiz olacak. Daha doğrusu iki veterimiz olacak. Evet. Onları birlikte izleyelim. Kaldığımız yerden yine devam edelim. Hacca gidecek olanların sınırlı sayıda tutulmasıyla ilgili neler söyler? Hiçbir bilgim yok o konuda. Bilemiyorum. Ne istiyorlarsa onu yapsınlar. Özgür bir ülke burası. Bu devletin bileceği bir şeydir. Devletin lafına, devletin şeyine karışılmaz. Fakat karşı taraf da uyguluyor bunu. Suudi Arabistan da uyguluyor. Sınırlı sayıda değil de bir serbest bırakılsa daha rahatlayacak sanki. Bir birikim oldu. Bu sefer hakikat ihtiyacı olan da gitmek isteyen de kontenjana takılıyor. Şartları elverişli olduğu halde hacca gitmeyenler neler kaçırmış olabilir? Allah günahlarını affetsin. Allah günahlarını affetsin. Bence herkesin gidip görmesi gerekir. Öyle düşünüyorum. Arzu edenlerin özellikle. Hem dini akidelere uygun hem de arzu ediyorlarsa gidip yapsınlar, görsünler. Kendi bilecekleri iş. Şahısların tabii onu düşünmeleri veyahut da o ortama kendilerini hazır bulamamış olabilmeleri. Maddi yönden imkanı olmayıp gitmek çok arzu edenler var. Ama maddi yönü imkanı olanlar onların da hakkına tecavüz etmiş oluyor. Evet sevgili izleyiciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haccın önemiyle ilgili konuşuyoruz. Hacca gidilmesi için neler gerekir? Bu konuyu paylaştık. Şimdi dedik ki izleyicilerimize şu iki soruyu sorduk. Hacca gidecek olanların sınırlı sayıda tutulmasını nasıl karşılıyorsunuz dedik. Hani devlete bir bakıma Suudi Arabistan'ın bu anlamda kota koyduğunu, birçok ülkede bunu yaptığını. Ancak bazı Avrupa ülkelerinde bu konuda sınırlamanın çok daha böyle bize göre daha böyle bir özgür olduğunu da duyabiliyoruz. Bazı vatandaşlarımızın Avrupa aracılığıyla oralara gittiğini görüyoruz. Önce bu soruyu sorayım. Sınır sayıda tutulması ileriki dönemlerde bu sorun aşılmaz mı? Ne dersiniz? Efendim şimdi bir karar alırken devletlerde, hükümetlerde bunlar genellikle görüyorsunuz idarecilikte böyledir. İhtiyaca göre. Evet. İhtiyaçtan kaynaklandı da böyle bu hale geldi. Yani eski devirde mesela bu kadar hac bu kadar kalabalık olmuyordu. Mekke bu kadar ulaşım imkanları yoktu. Olmadığı için çok elinde daha büyük imkanlar olan yolculuk eskiden arz ettiğim gibi demin. Yani kervanla gidiyor buradan 6 ayda bilmem ne vesaire Allah. Herkes gidemiyordu. Bir de nüfus şimdi, bu kadar nüfus değildi. Nüfus da bu kadar değildi ve şimdi ulaşım vasıtaları her yerden dünyanın her yerinden çok arttı. Her yerinden Afrika'dan şuradan buradan millet şey yapan kalkıp geliyorlar.
Şimdi bu uyulunca büyük bir terakküm oluyor. Büyük hazırlık bir birikim. Gerekiyor. Büyük bir kalabalık. Anında de mesela daha önce de söylediler. Kolay değil bu iş. Yani birdenbire 3 milyona yakın insan Allah dolu veriyor, bir küçük şehir, küçük şehir sayılır. Kolay değil bunları karşılamak, yer bulmak, otel bulmak, efendim ulaşım imkanlarını, yiyecek gıda imkanlarını sağlamak hakikaten kolay değildir. Bir de izdiham meselesi var orada. Malum görüyorsunuz çok kalabalık. Bunlardan dolayı olmalı. Bir tedbir olarak böyle bir karar almış. Yani insanların, devletlerin şeyine söylerken dışarıdan gazel okumamak lazım. Evet. Biraz o ihtiyaçları görmek lazım. Bunlar bir ihtiyaçtan kaynaklanmış. İhtiyaçlar nispetinde inşallah bunlar düzelir, gider. Yoksa niye böyle karar aldı da denmez. Ama şimdi deniyor ki ya da bir kota konuyor. Konacak. Konmak başka çare yok yani. Bu bir zaruretten kaynaklandı. Peki hocam burada önemli bir şey var. Mesela evet, kişi yazılmış, kayıt olmuş. Yaklaşık 5 yıl geçmiş, 6 yıl geçmiş, 7 yıl geçmiş. Evet. Bu da yaşlı bir zatı muhterem diye düşünelim. Gencin de garantisi yok. Kimsenin garantisi yok. Evet. Şimdi evet, bunlar bu ibadetten mahrum olmamaları için evet, kendilerinden kaynaklanan bir sebep değil. Devletler arası bir uygulama. Buna neyi önerirsiniz? Şimdi efendim, bu arada son 5 dakika içerisinde tabii olduğumuzu belirtmek doğru, istiyorum. Yani ben şimdi şunu arz edeyim. Tabii ki bir insan, demde söyledik, bir insan, bir Müslüman canı gönülden o Kabe'yi, oraları ziyaret etmeyi, Peygamber Aleyhisselam'ın kabri saadetini ziyaret etmeyi niyet etmeli. Tabii kabir ziyaret etmek şartlarından değil ama Peygamber Aleyhisselam oraya gitmişken Peygamber Aleyhisselam'ı ziyaret etmeden gelmek bir su-i edeptir. Hoş olmaz yani. Evet. Hoş olmaz. Onun için gidilmelidir. Bir güzel bir fırsattır onu görmeli. Onun bulunduğu yerleri görmeli. Fakat böyle bir şey arz ettiğim gibi zaruretten kaynaklanmış. Son dönemlerde sanıyorum geçen seneydi öyle bir uygulama Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Bir defa ya istisnai olmak üzere belli bir sınır koydu. 5 seneyi dolduran, 5 senedir gidemeyip bekleyenleri re sanıyorum öncelik tanıdı. Öyle bir şeyler işte yani yapılabilecek. Onları değerlendirmek alındı. Ha, o şekilde değerlendirildi. Ya da, yani mümkün olan şeyleri, imkanlar kullanıldı. Sevgili hocam ya da umre, hiç olması umreye gidilerek de gücü yetti, zaman olduğu için hani Umreye gidebiliyor tabii ama umre o haccın yerini tutmaz. Yani bir kimse umre yaptım nasıl olsa haccı der diyemeyiz. Bekleyecek ama hiç olmazsa umreyi yaparak ya, bakıma, o başka bir şey. Umre yani imkanı varsa umreyi bulan, imkanı bulan umreyi yapar ama hac farz olan kimse ömründe bir kere diyor ya hac yapacak. Bu imkan efendim bakın şimdi niyetül mümini hayrun min amelih buyurmuş. Öyle kardeşlerimiz hakikaten sıra bekleyen, bana da çok müracaatlar edenler oluyor. Üzülenler. Diyorum sizin bu üzüntünüz var ya, size çok büyük sevap kazandırıyor işte. Evet. Neden? Çünkü siz canı gönülden gitmek istiyorsunuz. Hakikaten bir Müslümanın bu vakitlerini değerlendirmek için, o faziletlere ermek için, oralarda bulunmak, Peygamber Aleyhisselam'ın müjdelerine nail olmak ki işte Arafat'ta bulunmak, Arafat'ta bulunan bir kimse şey yapan efendim annesinden doğduğu gün gibi tertemiz olur günahlarından diye müjdeler var. Bu müjdeye, böyle bir müjdeye nail olmak gibi bir fırsatı kaçırmak istemez. Bunu şey yapıyor. Bunu istiyor ama elinde olmayan imkanlar yani kısmetinde çıkmamış oluyor. Ne yapacak? Dua edecek. Allah imkanları yaratsın. İşte mesela demin buyurduğunuz yurt dışındaki bazı şeylerde kota bizimki gibi değil, büyük İslam ülkeleri gibi herhalde. Daha doğrusu başka bazı yerler kontenjan alıyorlarmış da veriyorlar mıymış nasıl bilmiyorum o şeyleri. Ama orada mesela çok Müslüman olmadığı için herhalde az kota koyuyorlar. Bulunan Müslüman sayısının nispetine göre bir oranlama yapıyorlar galiba öyle veriyorlar. Ama bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçen seneki uygulaması uygun makul bir şeydi. Yani birkaç sene beklemiş işte belli bir onlar da elindeki verilere göre değerlendirme yapıyorlar. Elinde kaç kişi var, kaç kişi kalmış filan değil mi? Onları nazar itibara alarak onlar üzerinde durup çalışıyor. Hac Dairesi Başkanlığımız var Diyanet İşleri Başkanlığı'nda. Onlar oradaki arkadaşlar bu Müslümanların bu ihtiyaçlarını karşılamak için, bu arzularını yerine getirebilmek için çalışmalar yapıyorlar tabii. Onlara da Allah kolaylık versin. Kolay değildir bu işler. Amin. İnşallah kardeşlerimiz de dua eder. Allah Teala kolaylıklar ihsan eder inşallah. Arz ettiğim gibi Müslümanın niyeti amelinden hayırlıdır böyle. Bu niyet ettiği zaman. Allah
inşallah fırsatını yaratır. Diyoruz. Öyle olur, evet. Sayın Hocam, programımıza katıldığınız çok önemli açıklamalarda bulundunuz. Hakikaten izleyicilerimizin bu anlamda son derece memnun kaldığına inanıyorum. Ama süremiz maalesef bitti. İnşallah başka programda da birlikte olmayı biz arzu ediyoruz. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Son bir iki cümle izleyicilerimize, ondan sonra kapanış yapalım. Estağfurullah efendim. Tabii Müslümanlar hayırlı işlere, sevap getirecek işlere canı gönülden gayret içinde olmalıyız. Yani burada biz büyük ölçüde ne kadar bu hayatımızın, dediğim gibi, ne hayatımızda ne kadarını o yolda, Allah yolunda harcayabilirsek büyük bir kar hanemize yazmış oluruz. Biz Müslümanlar büyük bir aşk ve şevk ile, Anadolu insanı hakikaten büyük bir aşk ve şevk yaşamışlardır. İşte meşhurdur ya şeyin, bizim Yunus Emre'miz onu güzel özetlemiş hakikaten Anadolu insanının arzusunu. Anadolu insanı hep böyle, fazla tahsili mahsili olmasa da onun şeyiyle, o Kabe aşkıyla, Peygamber Aleyhisselam aşkıyla yanıp tutuşmuştur. İşte mesela meşhurdur onun şeyi vardır. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarına da kumlara batsam, hub cemalim bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni diye böyle devam edip gidiyor. Evet. Ve bu aşk, bu şeylerle, bu sevgiler elhamdülillah Anadolu insanımızın, Müslüman, Anadolu derken hepsi, Rumeli de dahil buna. Tabii. Her yerdeki Müslümanlar, Türkler bu sözlerle coşmuşlar, yanıp tutuşmuşlardır. Elhamdülillah bu aşk ve şevk isteriz ki Müslümanların gönlünde artsın, günden güne artsın. Ve Müslümanlar kendi bu konudaki bilgilerini de okumak suretiyle, dinlemek suretiyle artırsınlar, şuurlansınlar, ne yaptıklarını dine uygun olarak yapsınlar, Peygamber Aleyhisselam'a tabi olma aşk ve şevkiyle yanıp tutuşsunlar. Cümlesine şimdiden hacca giden kardeşlerimizin hacları makbul olsun, yolları kolay olsun. İnşallah salimen gidip ganimen dönsünler. Bizler de dualardan unutmasınlar. Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz ve Zilhicce'niz tekrar tekrar mübarek olsun diyoruz. Hoşçakalın efendim.